Tüm sevabı sen mi alacaksın be hoca? Biraz da biz sevaba girelim dedik daha. Ya kardeşim durul musun, dumrul musun nesin ya? 6 aydır burada hayatı zindan ettin bize ya. Bak otur da bir vaaz dinle. Hoca be, baktım vaaza başlayacaksın, abdestin yok. Günah olmasın diye bir abdest aldıralım dedik. Bunda bu kadar kızacak ne var? Ama sen boy abdesti aldırdın. Bu küçük abdestle olurdu. Senin gibi kocaman büyük bir adama küçük abdest yakışır mı hiç? Aşağısı kurtarmaz, kurtarsa dükkan senin. Sırıtma lan, sırıtma. Patronun nerede? Az evvel çıktı, akşama doğru gelirim dedi. He, biz de yedik. Bak sen ona de ki, bugün günlerden pazartesi. Yani tam 48 saati var, tamam mı? Çarşambayı sen alır. Sen almazsa icra alır. Güzel espri lan vallahi. Hüseyin lan, dur. Çıkıyor, çıkıyor. Senin bu havanı, pozunu, cakanı bozacak elbet bir gün biri çıkar. Oo, Sayın abim, örnekler, örnekler. En derin hislerimle gel Selim abim. Hoş geldiniz. Kes abi. Tıraşı, fındık efe, kes. Ulan, hani takip edecektin alacak verecek işlerini, he? Ne oldu? Hani ödemeyenin kulağını çekecektin, fırçayı basacaktın? Aman Selim Bey, sağ kolun olayım demek kolay. He? İcraat nerede? Hani icraat? Ne diyor lan? Abicim Allah çarpsın yarı satı gibi koşturup durum. Bir sağa koşturum, bir sola koşturum. Bildiğin gibi de ama eğer vermezlerse abi hepsini Erciyes tepesinden aşağı sarkacağım böyle. Alacağım abi sen bana bırak. Bana bak şu tahsilat işlerini takip edeceksin tamam mı? Vallahi canını okurum senin. Hani ne kadar borcun olduğunu biliyorsun değil mi? O kara kaplı defteri bir açarsa... Seni minyatür Zeybek seni. Görmeden abi. Bu ne? Gel bak ya lan bana dövmeyeceğim gel. Sen niye işleri aksa tutursun oğlum? He? Niye böyle yaptırırsın? Niye aksa tutursun lan? Ya senin yüzünden daha inanmıyorsun oğlum. He? İki defa daha döven de ben de akıllarım. İşler işte yani. Abi. Onlar yüzünden mekanımda daha ayıp durum ya. Hürmetler Salim Bey abim. Saygılar. Ne var? Abi manav Rüstem'i halledemedim. Nasıl ya? Abi nasıl diyeyim ben sana? Bak böyle içeri bir giremedim abi böyle. Ne oldu lan bu orada dedim. Böyle şaşırdı kaldılar. Abi ben bunları bir aldım elime. Bir una, bir una, bir una, bir una. 20 yememin. Korkudan böyle. Nasıl diyeyim ben sana? Parayı masaya koydular. İşte bu. İşte bu. Gerisini sonra vereceklermiş. Ulan ben adamın ciğerini sökerim evvelen lan. Ciğerini sökerim. Gülme lan. Ne götür lan gülme. Buyur beraber yiye. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çekinme ya buyur. Maalesef ben ondan yemem. Niçin? Çünkü bizde çorba kalmamıştı. Bahçemizdeki köpeğin kabından koydum size. Çorbanızı bitirseydiniz. Vay be! Demek reis tahliye oluyor ha? Ya ama peki biz reissiz ne yapacağız burada? Yo ben durmam. Ben çıkarım dışarı. Nükteli Hoca, nasıl çıkıyorsun mahkeme kararı olmadan? Ulan var ya, salladın yine işkembeyi Kübra'dan ha. Ya Feren kardeş, yani sana kalsa beni müebbet hapse mahkum edeceksin. Ya benim suçum ne? Sahi hoca ya, senin suçun neydi? Hiç söylemedin. Ben de bilmiyorum ki. Ben bir muska yazdım, biraz da okudum, üfledim. Attılar beni içeri. Bana bak Mütteli Hoca. Böyle tılsımla, muskayla adam almazlar buraya. Söyle ne ayaksın bilelim yani. Allah belamı versin. Casus masus değilim. Ulan direkt kullan o zaman Yasin suresini. Oku. Niye Yasin suresi?
Hoca, adın Yasin değil mi senin? Adım Yasin ama arkadaşlar İhlas der. Ben sana İhlas suresini okuyayım. Nükteli, delirtme beni. Boş ver Alperen kardeş. Yarım avcağı yiğinden, yarım ocağı adamı dinden çıkarır. Alperen ne yapıyorsun? Bırak hocayı. Ne hocası reis? Bu adam hoca falan değil. Ya reis, bir namaz kılışı var, görsen sanki kıçına net yağ sürmüşler ya. Tövbe de, tövbe de çarpılacaksın. Hadi hadi. Abdestsizim ama namazım dayanır yiğidim. Bırak adam görevini yapsın. Kim geldi durmuş lan? Ne? Hanım yokken Bora, bir şey demeyeceğim sana. Bu geçen gün Salim Bey ödemelerinden dolayı Borda beni yalvarttırdın mı Borda? İnsaniyetliğimden çıkakodu. Sana 2 gün daha müddet verip dururum. Sevin, sevin. Ne sevineceğim be, ne sevineceğim? O Salim vicdansızı ileğimizi kemiğimizi kuruttu. Borcu bırak, faiz ödemeye mecalimiz kalmadı. Siz o parayı nah alırsınız. Deget de kemiklerinizi kırmayın. Sen nasıl konuşturursun efendim, he? Ulan o para ödemezsen var ha, seni Erciyes'in tepesini aşağı koyarım bak, buna göre ha. Ne olacakmış be, ne olacakmış? Al sana, al! Ulan vay! Ulan sana kemik alalım öyle seni! Ulan dur! Deli Domrul geliyor, Deli Domrul! Ulan kim geldi durmuş lan, he? Sen beni mi unuttun lan, he? Gel, gel bakayım Bora, gel lan bakayım Bora. Oğlum bak, seni İngiliz atlarınla Arap atlarının eğitimini alırım bak. Son 400 metrede ağzını burun kırarım bakayım. Şerefsiz! Nereye mi yuttun sen? He? Nereye gittiyorsun ya? He? Ne oldu ki? Salim Bey'in senenin son günü hatırlatıverem dedim. Bittiyorsun. Salim Bey'in sağ solu belli olmaz. Go ver valla. Asıl borçlutanı çoktan ödedik. Kaç aydır boş yere faiz ödediyor. Azıcık geciktirdik. Hı. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Bir daha ne alırsınız? Ule arkadaş, herkes bir nah tuttunuz, beni nah dettiru ya. Ule 2 gün önce böyle demet durdunuz ya siz, he? 2 gün önce avruya Deli Domrul yoydu ondan arkadaşım. Bak sen kör, bundan sonra daha neler olacak bak. Ule ben Salim Bey yine kabak gibi oyveje gele beni, he? Abi senden dolma olmaz da pek şahane cacık olur, ıyar. Çabuk abi, he he, çok hoş vakti, tavuk gibi dur lan. Hadi gel. Dursun o da Zalim Baba'nın kahvesinden hatırlarsın. Toprağın. Ne yapıyorsun Toprağım? Niye bayım Toprağım ya işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Başla. Niye başlayacağım lan? Önce sen başlayacaksın. Öyle anlaşmadık mı? Hadi da. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdiki şey ne oluyor? Biz aramızda, kendi aramızda bir şey getirdik de. Bir şey yaptık. Böyle her günün anlam mevlemini belirten falan diye. Ona. Onu böyle sütük bir sütük tarttık. Yani biraz anlamsız oldu diye düzelttik. Oynayacağım şimdi. Hadi bakalım. Hadi uşağım. Çay elinden o yanı keli dumrul dumrul keliye dumrul dumrul keliye dumrul. Yamuk işlerin varsa dumrulumdan uzak dur, dumrulumdan uzak dur, dumrulumdan uzak dur. Kapanacağım sapı diye cülle dona kaca o, cülle dona kaca o. Deli dumrul o ya, o bir şey yap. Hop 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 hop. Dumrul. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Çok mu aradın bunu? Hadi içeri geçin hadi. Eyvallah. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir ömür boyu hapis yatanlar var orada. Biz de bir ömür boyu olmasa bile hayatımızın yarısını geçirdik hapiste. Ve gördük ki zor iştir mahpusluk. Eğer ümidin ve inancın yok ise parmaklıklar arkasında değil, tam kalbinin ortasındadır hapishane.
Biz yattık çıktık ama biliriz ki müebbet mahkumuz biz. Ve mahkumiyetimiz sevdayadır. Bizim sevdamız yalana ve dolana, arsıza yolsuza, haine ve layine dur demek kavgasıdır. Ve biliriz ki böyle mahkumiyete can kurbandır. Şimdi durun bir dakika. Müsaade edin bana. Rajon kesmek, delikanlı muhabbeti kelam etmek kolaydır. Delikanlılık önce yürek, sonra bilek dolur. Ama bu bileği de bükecek varsa işte ona delikanlı derim. Hadri meydan. Ya Allah bismillah. Ne başladı? Ne dedik? Rahatsız olmayın. Kardeş, bırak rölantide kalayım. Gazıma basarsan ezer geçerim. Uyma sen ona Dumru. Hanım kardeşimiz haklı. Uyma sen bana. Hanım kardeşimizin sözünü dinle. Delikanlılık davetine uyma. Hop dedik. Ya lafını sözünü bileceksin ya da o bileğini birazdan vücudunun başka tarafında göreceksin. Şunu alır mısınız arkadaşlar? Al bakalım. Yapıştır oraya. Hadi bakalım Dumru. İndir hemen aşağı. İndir, indir. Hadi toprağım. Vay be, dilin kadar bileğin de sağlammış. Sen de kolay lokma değilsin ama... Biz Lokman'ın en sertini bile sakız gibi çiğneriz iyice abi. Yürü Dumru, hadi gel. Hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Buyur bir çay mı iç Dumru kardeş? Hop dedik. Bu davetin altında bilek güreşi varsa eğer, merak etme aklımda. Halledeceğiz o işi boş bir vakit bulduğumda. Yok kardeş, o iş tamamdır. Delikanlı adamsın. Yüreğin de bileğin de sağlam. Buyur bir çayım iç. Bu devirde delikanlı adama rastlamak kolay değil. Bu saatten sonra beni bir kardeş, bir yoldaş, bir Dumru kardeş. Eyvallah. Müsaadenle benim birkaç işim var. Sonra görüşürüz yine. Ha, şairin dediği gibi. Tozu süpüren fırça faraş ister. Uzayan saç tıraş ister. Delikanlı adam da arkadaş ister. Tabii bunu hak edecek. Adam gibi bir adam. Eyvallah Dumru kardeş. Vicdan Hanım. Tamam, biliyorum bu hafta içinde. Aa, sen beni yanlış anladın canım. Ben sana bunu vermeye geldim. Vallahi buyur. İster yak. İster yırtak. Buyur, buyur. Sebep? Aa, sebep ne olacak? Ufak bir jest yapıyorum sana. Biliyorsun, herkese yapmam. İstersen öteki senetleri de verebilirim yani. Hani mesela bir akşam baş başa otururken, ne bileyim, daha samimi, daha yakın olaraktan diyorum, konuşuruz. Sen düşün, taşın. Bana bir alo yap, tamam mı? Yemin ediyorum anında gelirim. Aa! Öpüldünüz. Siz de kaşındınız Salim Bey. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Ben çok heyecanlıyım Ecem. Baban beni sevmezse? Sever sever. Hem babam istediğim bir şeyi mutlaka alır bana. Merak etme Biloş. Hem burçlarımız da uyuşuyor. Ecem Hanım nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. İşte öyle böyledim ama sizi görünce içim bir hoş oluverdi. Bu beyniz yok mu acaba? Var var, masanın altında. Babiş! Çık babiş! Çok şakacısınız Ecem Hanım. Ben sonra tekrar uğrayıyorum. Çok şapşalak bir şey bu. Bana da hayran.
Ben sanki onun espri yaptığını anlayamıyorum. Sen aç kakan gibi götürsün beni orada. Hala götürsün onu, çok mu komik lan he? Gel baba he? Gel döneceğim ben. Babam ne iş yapıyor demiştin delikanlı? Kuyumcudur efendim. Toptan altın ticaretiyle uğraşıyor. Öyle mi? Çok güzel, çok güzel. Bak, benim kızım pek bir değerlidir, tamam mı? Hani köylerde derler ya kilosuna bir altın diye. Ben kızımın her gramına bir altın isterim, haberin olsun. O zaman diyet yapmayı bırakayım bu aralar. Aferin akıllı kızım. Babasının kızı. Aşk olsun Ecem. Bizde adetten de selamun aleyküm diye gelir. Ama bizim kitabımızda adam olana selam verildiğinden ve etrafta şu anda öyle bir canlı görülemediğinden bodoslama dalmış bulunmaktayız. Ya sen ne diyorsun? Sen kimsin kardeşim ya? Ben Dumrul. Deli Dumrul. Deli? Ha o sen misin? Ha o benim ya. Sen de şu Salim dediklerisin herhalde. Evet. Ne olacak? Vallahi şimdilik olan bir şey yok. Ama her an olabilir. Sofrasına alın terini çorba yapıp içen adamların aşına kan doğurama. Düş yakasından insanların. Allah sana bir can vermiş. Bırak Allah'ın verdiği canı yine Allah alsın. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem, sadece uyarırım. Uyana sözümüz olmaz. Uymayanı oyarım. Eğer elini o çekmeceden çekmeyecek olursan, iki saniye içinde adım parmaksız Salim'e çıkacak. İstersen bir dene. Otur yerine Tikican abi, boşa zahmet etme. Neden diyecek olursan, şairin dediği gibi. Tüysüz itte bit olmaz, yavşaktan yiğit olmaz. Merhaba, ben Ecem. Affedersiniz, burcunuz neydi? Vallahi ablacığım, bizim öyle işlerle pek işimiz olmaz. Bizim bildiğimiz bir tek burç vardır. O da kale burcu. O kalede nerede diyecek olursan tam buradadır. O burca bayrak dikecek olanın da Ulubatlı Hasan yüreğine sahip olması lazımdır. Şu kömürü bulan kişi değil mi o? O Uzun Mehmet. Ulubatlı değil. Bunu da öğrenmiş olur rahmetli kardeşim. Rahmetli mi? Bana mı dediniz? Geçmişinden haberi olmayanın geleceği ömürsüz olur. Sen de çoktan ölmüşün de haberin bile yoktur. Mezarı mobilize bedbaht. Ben diyeceğimi dedim. Ve huyum kurusun diyeceğimi de sadece bir defa derim. Artık karar senin. Şairin dediği gibi. Adam olan ah almaz, kul hakkı yerde kalmaz. Haksız kazanç sağlama, sonra pişman olup ağlama. Gözünün yaşını silen olmaz. Hayırdır evladım? Bir hayır işi için mi geldin? Evet. Yalnız mı geldin? Evet ama camide kimse yok. Sen bizi adam yerine koymuyor musun? Bak bakayım. Beni benzetebildin mi? Vallahi istersen seni bir benzetmeden kendini tanıtıver. Ya beni tanımadın mı ya? Vay hoca! Hoca ya? Yasin hoca! Ezberleyebildin mi Yasin suresini? Yoksa hala İhlas modunda mı takılıyorsun? İhlaslar şaşma. Bizi kurtaracak olan ihlastır. İyi o zaman. İhlasını bozmadan deyiver. Hayırdır ne iş? Ne demek ne iş? Bir hocanın dönüp dolaşıp geleceği yer camidir. Ya da musalla taşı. Allah'a çok şükür daha postu çizdirmedik. Sen onu bırak. Gel şöyle oturalım. Vallahi gönderdiğin adam bir hayır işi var dedi de şaşırdım. Niye şaşırdın? Hayırsız bir adamsın. Hayır işi yapacaksın ha? Ben vallahi kalbimi kırıyorsun ya. Ben İhsan Bey'i çok severdim. Allah rahmet eylesin. Onu kimin öldürdüğünü biliyorum. Kim öldürdü hoca? Bir dakika ya. Heyecanlanma. Dur. İşte. Burada adı soyadı ve adresi yazılı.
Ama bu önemli değil. Bu tetikçi. Bunun arkasında kimler var? O önemli. Eminsin değil mi hoca? Bir yanlışlık olmasın. Günaha girmeyelim bu saatten sonra. Ne demek? Bu adam öldürdü. Eğer o öldürmediyse ben adımı değiştiririm. İhlas mı yaparsın? Hayır. Süphanike. Hadi eyvallah. Allah hayrını kabul etsin. Bir dakika. Yalnız çok dikkatli ol. Bu adamların kimlerle çalıştığı belli değil. Bunlar kansız, soysuz, içsiz, sapsız, neydi belirsiz herifler. Çok dikkat et. Arkanda, kime çalışıyorsun? Abla vurma, vallahi ben kimseyi tanımıyorum. Bana para ve uyuşturucu verdiler. Vereni görsem tanırım ama ismini, adresini bilmiyorum. Yemin ederim bir. Doğru söyle. Doğru. Bu kızda bir değişiklik var kardeş. Konuşsana. Ne olduysa senden sonra oldu. Lan konuş. Baksana şuna. Söyle lan. Abla. Söyle. Abla tamam dur. Ben telefonla talimat aldım. Parayı vereni de tanımam. Bir daha da görmedim zaten. Ama Reşat diye birinin ismini duydum. Reşat mı? Ha? Reşat mı? Olabilir abla. Ulan sen kimin olduğunu biliyor musun lan? Şerefsiz. Şerefsizler. Ulan suratına dağıtacağım lan seni. Sen kimi vurduğunu biliyor musun? Arkadaşlar, arkadaşlar. Salim Bey bir jest ederekten, vicdanının sesini dinleyerekten bu ölümlü dünyanın içinde bir hayır işi işleyiverem diyerekten borçlarınız dışındaki faiz senetlerini size vermeyi uygun görmüş bulunmaktadır. Egari bunun karşılığında bir teşekkür, bir şükürler olsun minnetini edersiniz gari. E tabii ki kime? Doğru diyorsun, şükürler olsun. Bravo, aynen adamım, aynen. Allah razı olsun Deli Dumrul'dan. Kimden, kimden? Ne durursunuz lan siz? Bu ne siz, anlamet durur musunuz lan? Salim Bey ileceksiniz Salim Bey. Hani o delinin de Dumrul'un da. Abdedek. Sen bu laflar Dumrul kardeşime mı diyorsun? He kolay kardeşim ya, delir celler mi ya, Allah mettur lan. Salim Bey mettur'un beni Deli Dumrul'dan bahsetti. Ha, kes lan! Bundan sonra Dumrul kardeşimin karşısına gelen beni bulur. Anlaştık lan! Helal be, helal olsun. İyi günler Hakan abi. Bizim arkadaşlar arabanın anahtarını bırakacak burada. Buyur Dumrul. Eyvallah. Ooo Dumrul kardeş. Bir çayımızı içmez miydin ya? He? Delikanlı adam, delikanlı adama yanlış yapmaz. Ben dost oluverem gari ya. Sağ olasın Cebze Bey kardeşim de. Şu delikanlılık mevzusunu pek anlayamadım. Zira şairin dediği gibi. İşemekle baraj dolmaz, kediden aslan olmaz. Hadi eyvallah fındık. Ne baktırın lan? İşine bak, çalış çalış hadi. Bildan Hanım. Geliyorum. Oy oy oy, yerim o tatlı dillerini senin. Hadi gel, bekliyorum. Hay Allah. İyicene hazırlandım, hazır ve nazırım artık. Safiye Hanım. Oy oy oy, Safiye. Safiye ya. Bildan Hanım, size çok teşekkür ederim. Aradınız, bilgilendirdiniz. Şimdi bana 2 dakika müsaade eder misiniz? Ne demek canım? 2 dakika değil, 5 dakika, 10 dakika, istediğiniz kadar. Ha, bu da hakiki gürgen ağacından yapılmıştır. Çok kolay gelsin. Bak Safiye, 1 dakika dinle, 1 dakika dinle. Seni çarşamış, seni olurmaz. Ah, ah, oy 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 oy. Thank you.
Kulağa bak. Abi durma, sen önünden git tamam mı? Ben senin arkanı koruyayım. Durma, ben önünü yürür, sen git. Lan sen iyice yapar mısın? Git önünden, ben arkanı koruyacağım senin de. Dur kurban olayım. Dur. Bagaj, para dolu. Hepsi sizin. Hepsi. Sen bizi parayla satın alabileceğini mi sandın? İteni, sütü bozuk. Al bunu. Götür. Tamam, bırak. Mermi var. Görülebildiği kadar da dışarıda bir sürü adam var. Bence bu iş burada biter. Her zaman iyiler kazanacak değil ya. Biraz da kötülere imkan vermek lazım. Biliyor musun? Senin bu gıcık pozlarına sinir oluyorum. Bu kendini beğenmiş ukala gözü kara pozlarına. Ama haklı olabilirsin. Galiba birazdan ipimizi çekecekler. Bari gider ayak söyleyivereyim, içimde kalmasın. Bir ara senin için farklı şeyler hisseder gibi oldum. Ama senin böyle şeylerle aldığını pek sanmam. Aşkmış, sevgiymiş, duyguymuş. Senin böyle şeylerle işin olmaz değil mi? İçerideyken bir kitap okumuştum. Yazar diyordu ki, insanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamanmış. Birazdan bitecek gibi görünüyor bu iş. Sen konuşmaya devam et. Ukala. Çok biliyorsun. Bir kadın çok biliyorsun dediği vakit anla ki şunu demek istiyordur. Söylemeye gururum el vermiyor ama sen gerçekten çok şey biliyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Carcör'deki 3 mermi birkaç metre gitmemi sağlar. Ben koşmaya başladım mıydı tam tersi istikamete doğru hiç durmadan koş. Anladın mı? Al işte. Senin gibi adamın yapacağı plan da anca bu kadar olur. Mermin bitince ne olacak? Bunu bile akıl edemiyorsun. Birkaç mermi, 3-5 metre. Ya sonra? Matematiğine hayranım. Halbuki ben de çok iyi bir hesap yaptığımı sanıyorum. Çemberi daraltıp tepemize binecekler birazdan. İki kişi için filmin sonu olur bu da. Halbuki onlardan biri öne atılır. Diğeri de kaçmayı başarabilirse... 2-1... Eşit bir. Hiç olmazsa bir kişi kurtulmuş olur. Ben çıkıyorum. Durun! Hayır! Oy! Hayırdır, ne oldu? Sana boşuna deli demiyorum. Sen gerçekten değilsin. Beni kurtarmak için. Benim için bile bile ölüme atmayacaktın. Romantikleşmenin zamanı değil. Hem ben öyle duygu, sevgi falan, benim öyle şeylerle işim olmaz. Senin cümle aşağı yukarı böyle bir şeydi herhalde. Tamam, çok çekeceğim o zaman. Hadi yürü! Birinin hamuruyla erkek işine karışma sen. Kendine iyi bak. Yolun öbür tarafa düşerse gelir bulur çekerim kulağı. Thank you.
olur.